Herkese merhaba, ben Seda. Bursa videomun ikincisine hoş geldiniz. Bir önceki Bursa gezimi bir ay kadar önce yapmıştım. Çok ilgi çekti. Instagram'da 7,5 milyondan fazla izlendi. O videoda Bursa merkezi gezmiştim. Bu videoda Mudanya'dan başlıyoruz. Mudanya'dan başlayarak Cireli'ye geçeceğiz. Oradan da Bursa merkeze geçip gezemediğim yerleri gitmeyi planlıyorum. O videoda Cüneyt yanımda yoktu. Bugün Cüneyt'le birlikteyiz. Yani çok güzel bir gün olacak. Size Mudanya'ya nasıl geldiğimizden bahsetmek istiyorum. Sabah 8.30'da Eminönü'nden Bodo deniz otobüslerine bindik. Yolculuk 2 saat kadar sürdü. 10.30'da Mudanya'daydık. Bu arada size ek bir bilgi vermek istiyorum. Bugün biraz dalgalıydı deniz. Bizim inanılmaz midemiz bulandı. Eğer sizi de deniz tutuyorsa yanınıza mutlaka bir tane hap getirin. Çünkü biz indik, biraz kendimize gelmeyi bekledik. Hatta şu an kahvaltıyı yaptıktan sonra açılış konuşmasını yapıyorum sizinle. Normalde daha önceden açılış konuşmasını yaparım. İndik, Trilya Mahallebiçisi'nde güzel bir kahvaltı yaptık. Kahvaltı tabağı ve kavurmalı yumurta olarak. Enerjimizi aldık. Artık Mudanya'yı keşfetmek için hazırız. Mudanya, Bursalıların genellikle hafta sonu kaçamak yaptığı çok güzel bir sahil kasabası. Böyle sıra sıra balıkçılar var. Bu sahile böyle yol boyunca yürüyebilirsiniz. Biz şöyle bir yürüyeceğiz. Buradan biraz daha ileriye gittiğimizde müteahhire evi karşımıza çıkacak. Oraya gitmeden önce Tahirpaşa Konağı'na uğrayacağız. Şöyle bir sahili var. Burada farklı kahvaltı mekanları da var arkadaşlar. Şu ileride Nevale'yi gördük. Onun dışında burada börekçiler var. Necati Usta listemdeydi eğer börek canımız çekseydi. Yaşayanlar börekçisi vardı. Mudanya'ya 6 yıl önce geldiğimizde orada börek yemiştik. Çok güzeldi. Öyle akşama doğru burada olursak eğer burada bir rakı balık yapılabilir aslında. Şöyle bir ara sokaklara karıştık. Tahirpaşa Konağı öğle molasında 12 ile 1 arası. Oraya uğramadık. Direkt müteahhire evinin oraya gidiyoruz. Mudanya'da görülmesi gereken en önemli yer olan müteahhire evindeyiz. Bu ev, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin siyasi anlamda ilk başarısını sağladığı Mudanya müteahhiresinin imzalandığı yer. Yani Kurtuluş Savaşı burada nihayete ermiş. İsmet İnönü'nün gerekirse savaşırız deyip masayı yumruklayarak kırması bu evde gerçekleşmiş. İçeriye müze kartı ücretsiz bir şekilde girebiliyorsunuz. Müze kartınız yoksa giriş ücreti 60 lira. Kahve molamızı vermek için müteahhire evinin olduğu meydanın oradaki coffee shop'a geldik. İki tane Amerikano söyledik. Bir Amerikano 60 lira. Çok da lezzetli. Biz 6 yıl önce Mudanya'ya gelmiştik arkadaşlar. O zaman Mudanya bu kadar gelişmemişti, bu kadar kalabalık değildi. Yine müteahhire evini gezdikten sonra coffee shop'ta oturmuştuk. O zaman 2-3 masası vardı. Şu an birçok masası var. Burada oturup bu meydanı izlemek şu an çok keyifli. Eski Girit Mahallesi'nden yani rengarenk evlerin olduğu, denize açılan sokakların olduğu mahalleden geçtik. Sonuna kadar yürüdük. Burada bir bank bulduk. Şöyle denize karşı oturuyoruz. Burada çay kahve içebileceğiniz bir yer de var. Şöyle o Girit Mahallesi de önceden Rumların yaşadığı mahalleymiş arkadaşlar. Mübadele döneminde Rumlar gönderilince yerine Girit'ten Türkler gelmiş. O yüzden mahallenin ismi de Girit Mahallesi olarak kalmış. Güzel birkaç tane kafe var, bir tane meyhane de gördüm. Mudanya 6 yıl önceye göre bayağı gelişmiş. Tahirpaşa Konağı'nı gezdik arkadaşlar. 1724'te inşa edilen konak şu an müze ev olarak hizmet veriyor. Konakta Tahirpaşa'nın kişisel eşyaları, Fransa'dan getirilen avize, gümüş mineli saat ve birçok eşya bulunuyor. Eğer böyle tarihi bir konak gezmek istiyorsanız bence çok güzel. İçerideki Zehra Hanım da çok güzel bilgiler anlatıyor. Tahirpaşa'nın hayatı, torununun konağı restore etmesi ve çok güzel bir konak. Biz gerçekten çok mutlu olduk buraya uğradığımız için. Eğer Mudanya'ya gelirseniz burası mutlaka listenizde olsun. Artık Mudanya gezimiz bitti. Buradan minibüslerle Trilya'ya geçeceğiz. Trilya'daki yerleri gezeceğiz. Sonra da akşam yemeği için Bursa'ya İskender yemeye gideceğiz. Müzik
Adanya'da yarım saat kadar minibüs bekledik arkadaşlar. Yarım saatte bir geçiyormuş Trilye'ye. 20 dakika içinde Trilye'de oldu. Kişi başı 19 lira minibüs ücreti verdik. Şimdi Trilye'yi keşfedeceğiz. Hava birazcık soğudu, esmeye başladı. Birazcık da acıktık. Burayı şöyle bir gezelim, listemizdeki yerleri görelim. Trilye'nin huzurunu biraz hissedelim. Ondan sonra Bursa'ya geçeceğiz. Trilye, yeni ismiyle Zeytinbağı, Bursa'nın eski Rum balıkçı köyü. Restore edilmiş tarihi evler var. Bunların yanında eski evler de var tabii. Bu arkamdaki ev içinde tabut ev deniyor. İki sokağın arasına sıkıştığı ve tabut şekline benzediği için yerel halk bu ismi takmış. Kemerli Kilise'ye geldik arkadaşlar. Ortodoks dünyası için önemli olan bu kilise 13. yüzyılın sonlarına doğru yapılmış. Bakire Meryem'e adanan kilise maalesef ki şu an yıkılacak vaziyette. Maalesef Trilye ve Mudanya'da böyle birçok yapı var. Bu yapıları böyle görmek insan açıkçası üzüyor. Umarım en yakın zamanda yeniden restore edilerek Bursa'ya kazandırılır. Dündar evine geldik arkadaşlar. Burası 19. yüzyılda Yohannes Kilisesi'ymiş. Daha sonra özel mülkü olmuş. Apart otel yapmak isteyen bir iş adamı burayı satın almış ama maalesef bürokrasiye takıldığı için otelini yapamamış, o da satılığa çıkarmış. Uzun zamandır kullanılmadığı için şu an atıl durumda. Keşke burası restore edilip Trilye'ye kazandırılsa. Arkamdaki gördüğünüz bina taş mektep arkadaşlar. 1909'da neoklasik tarzda inşa edilmiş. Okul olarak kullanılmaya başlanmış. Daha sonra öksüzler evi olarak kullanılmış. Ve yine ilkokul olarak kullanılmış. 1988'de çürük raporu verilerek kaderine terk edilmiş. 2017'de yeniden restore edilmiş. Şu an restore edilen yeni halini yerli halk genellikle beğenmiyormuş. Çok yapay olduğunu düşünüyorlarmış. Bana da biraz öyle geldi. Sanırım çok yakın zamanda burası da kullanıma açılacak. Fatih Camisi'ne geldik. Burası 7. yüzyıldan yani Bizans İmparatorluğu'ndan kalma bir kilise. 1560'da kiliseye minare ve mihrap eklenerek cami haline getirilmiş. Trilye'de içini gezebildiğimiz tek yapı burası oldu. Geldiğiniz zaman buraya mutlaka uğrayın. Zaten sahile de yakın. Buraya da listenize ekleyebilirsiniz. Mudanya'da balıkçılar çok fazlaydı. Trilye'de de aynı şekilde. Arkamda bir tane mekan var. Bu tarafta var, bu tarafta var. Yani rakı balık yapabilirsiniz burada da. Trilye'den minibüse bindik. 45 dakika 50 dakika kadar sürdü. Bursa'da Kuru Park metroda bizi bıraktılar. Oradan metroya atladık. Şehrek üstüne geldik. Buradan 10 dakikalık yürüyüşle yemek yiyeceğimiz yere gideceğiz. Zaten burası Hanlar bölgesi, Ulu Camii olarak geçiyor. Eğer Bursa'ya geldiğinizde metro kullanacaksanız bu gezilecek yerlerde inmeniz gereken metro durağı Şehrek üstü. İzleyenler Kebap Hüseyin'e geldiğimi biliyorlardı ve burada Cüneyt'ten ayrı yediğim için onun da bu lezzeti tatmasını istediğimi söylemiştim. O yüzden Bursa'ya gelir gelmez direkt Kebap Hüseyin'e Hüseyin geldik. 1,5 porsiyon söyledik. Şu an siparişimizi bekliyoruz. Ben bir önceki gelişimde pideli köfte yiyememiştim. Kendimi pideli köfteye saklıyorum. Cüneyt'in ikinin de tadına bakacağım. Yok, sadece ben yiyeceğim. Sadece ben yiyeceğim. O yemeyecek. Benden mutlanır. Yeter abi. Şöyle bir ayran ikram edelim. Nasıl? Şu an benden mutlusuyum. Cüneyt İskender'e bayıldı arkadaşlar. Resmen yuttu. 1,5 porsiyon İskender ve bir tane gazoza 400 lira ödedik. Şimdi yeşil pideli köfteye doğru yol alıyoruz. Kayhan Çarşısı'na geldik. Burada zaten birçok yerde pideli köfte var. Herkesin muhtemelen pideli köftecisi vardır Bursa'da. Ben yorumlarından dolayı yeşil pideli köfteye gideceğim. Pideli köftemiz geldi arkadaşlar. Az önce böyle bir tereyağı döküldü üstüne. İnanılmaz lezzetli duruyor. Hemen tadına bakacağım. Güzel, köftenin tadı çok güzel.
Şimdi ekmeğe bakalım. Sağ kaş kalkmışsa yemek güzeldir. Güzel. Sağ kaşı muhtemelen tereyağı çok lezzetli olduğu için kalktı. Belki birazcık domates sosu eklenebilir benim damak zevkime göre. Ama böyle de çok güzel bir lezzet. Ekstra domates sosu istedik arkadaşlar ve şu an bu lezzet benim için bomba. Burada da süt helvası ikram olarak geliyor arkadaşlar. Lezzeti güzel. Cüneyt çok beğendi. Ama ben az yiyeceğim çünkü kendimi pilavcı Engin Usta'ya saklıyorum. Pideli köfte çok güzeldi arkadaşlar. 1,5 pideli köfte, bir tane şıra için 275 lira hesap ödedik. Bence fiyatı da uygun. Daha önce Abidin Usta'da yemiştim süt helvasını. Tam hayalimdeki lezzet değildi ama aslında Risam'da burası vardı. Şimdi pilavcı Engin Usta'dayız. Hemen tadına bakacağım süt helvasının. O kadar iyi ki. Hayalindeki lezzetli. Süt helvasını yedikten sonra Irgandı Köprüsü'nün altındaki Mahzen Kafe'ye geldik arkadaşlar. Ben bir önceki Bursa seyahatimde burayı karşı yoldan görmüştüm. Keşke kitabım olsa da yanımda şurada bir kahve kitap yapsam demiştim. Şu an Cüneyt'le buradayım. Onunla birlikte geldik. Burada Bursa'ya veda etmeden önce son bir kahve içeceğiz. Mahzen Kafe'de iki tane güzel kahve içtik arkadaşlar, dinlendik. Ondan sonra 38 numaralı otobüse binip terminale geldik. Burada Bursa'dan Sabiha Gökçen'e direkt otobüsler var. 1 saat 15 dakikada, 1,5 saatte Sabiha Gökçen'e ulaşıyorlar. Oradan otobüs bileti aldık. Kişi başı 210 lira ödedik. Sonra hemen yanındaki Kafkas'tan kestane şekeri aldık. En güzel kestane şekerini yapan bence burası Bursa'da. 21.45 otobüsüyle İstanbul'a dönüyoruz. Artık gezimizin sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım Bursa rotanızı oluştururken bu video size kolaylık sağlar. Eğer bir önceki videomu izlemediyseniz onun linkini de şuraya bir yere bırakıyor olacağım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.